Amasya mutfağından sıcak bat, 200 gram pastırma, 2 su bardağı mercimek, 2 su bardağı kırık yarma, 1 paket kepekli tost ekmeği, 1 demet taze soğan, 1 demet dereotu, 1 demet maydanoz, 2 adet soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ. Kıtlama çaylar içiliyor. Evet. Oh, şu kıtlama çay ne enteresan bir şeydir ya. Daha az ya. Şeker kullanmak için yaptım. Emin bunu. Misin tabii, daha az? Tabii, daha az, daha az. Allah. Çalışırken bir tabak şeker kullandığımı fark ettim. Her çaya iki tane atınca. Akşama kadar biriktirdim. Baktım bir tabak şeker çok oldu elimde. Yani onu kullanmamak için böyle bir yöntem kendimce alıştım. 25 yıldır bunu kullanıyorum. Güzel. Böyle yapıyorum. Şimdi. Evet. Size bat tarifi vereceğiz. Amasya'nın bat tarifi. Amasya'da mı sıcak bu yoksa soğuğu da var mı? Soğuğu da var. Hı. Bu da sıcak bat. Bu daha çok kış günleri yapılır. 2 bardak yeterli. 2 bardak yeterli. 2 bardak yeterli. Şimdi ben mercimeği haşlayacaktım. Dökecektim suyunu. Evet. Öyle yapılır ya hani evet. Ben öyle biliyorum. Biz öyle yapmıyoruz ama. Beyhan abla dedi ki hayır Nursel'cim birlikte yapalım. Yıkadık mı? Sıcak su koymayacağız. Sıcak su olmaması mı lazım? Soğuk su koyacağız. Aa, evet. Niye? Sıcak su koymak doğru değil o mercimeğe şu an. Soğuk suyla koyacağız. Kendi çözülecek onda yumuşayarak olacak. Onu biz koyalım ocağa. Hafif haşlanırken içine kullanacağımız soğanlarımızı, maydanozlarımızı doğrayalım. Neden mesela sen bunun suyunu döktürmedin? Onu anlatacağını söylemiştin. Tabii yani... Vitamini suyunda. Ama gaz? Gaz yapmaz. Emin misin? Gaz yapmaz, ne hayır. Ne böyle derler hep kuru fasulye falan onların da hemen ilk suyu atılıyor ya. Ben haşlamıyorum onları genelde. Islatıyorum, ısladığım suyu döküyorum, yıkayıp tencereye koyup pişiriyorum direkt. Aslında benim hiç de haşlamadan. Şey olarak içime sinmiyor. Mesela mercimek ilk haşlanıyor, o su dökülünce diyorum gitti vitamini her şeyi. Gitti. Tabii. Ama korkuyorum da hani gaz olur diye. Hayır, hayır. Elmalı kekimiz o da pişiyor. Son pişiyor. Olarak da batımızı yapıyoruz. Yeşillikleri var. Ben doğrayayım sana. Ben çayıma sana. Devam edeyim bu arada. Lütfen. Eşin ne iş yapıyor senin? O da mı emekli? Eşim aktif olarak çalışıyor. Mali müşavir. Oh. İnsanlar emekli olunca daha çok kendini dinledikleri için daha çok böyle hasta olurlarmış. Öyle bir şey okumuştum. Çok mantıklı gelmişti. O yüzden yurt dışında falan yok, insanlar... Yok ben dinlemiyorum kendimi. Süper. Yapıyor musun? Söz dinlemeyen biriyim. Çok mu ince doğruyorum? Yok gayet güzel. O kadar yani soğan olduğunu görelim. Ha, tamam. Onları. Nasıl geçiyor günlerin? Günlerim çok güzel geçiyor arkadaşlarımla. Günde iki sefer yürüyüş yapıyorum. Oh. 5 kilometre sabah, 5 kilometre öğleden süper, sonra. Süper. Birer saatten 2 saat zaten öyle geçiyor. Ama neresinde akşam... oturuyorsun? Yakın mısın o yeşil ırmağa falan? Tabii. Görüyor musun? Irmak üzerinde oturuyorum. Oh mis. Güzel. Güzel yerde oturuyorum. Kulakları çınlasın. Yönetmenim Mehmet'im vardı. Sevgiler kendisine. Amasya gerçekten çok sevdiğim bir şehir. Evet. İşimiz erken bitmişti böyle. Tesadüfen oturduk o ırmağın boyuna. Volkan'cım, Mehmet ve ben. Bir şiir bile yazmıştık. İşimiz bitmiş. Neydi ya? Yeşil ırmağın kenarındayız. Keyfimiz yerinde. Tabii. Aman ne kadar güzel, güzel bir gündü. Çok güzel şiirler de yazılır. Harika. Şair olmuştuk resmen tabii. Yani. Ferhat ile Şirin'imiz de var. Ya, yani aşklar evet. Da var yani. Evet. Sadece şiirler değil. Ferhat ile Şirin'in hikayesi ne? Orada ya onlarda. O kadar çok bilmiyorum desem. İşte kavuşamamış. Kavuşamamışlar tabii. Yani zaten kavuşamadığın zaman aşk olurmuş. Evet. Ben mesela şey için sordum. Hani orada onların şeyi ya yeni bir şeylerini yapmışlar. Evet, evet. Yapıldı. Su yolunun kenarında yapıldı. En son onu gördüm. Evet. Aa dedim burada mıymış? Ne alaka falan oldu. Bilmiyordum. Su yolu var. Şirin'e su getirmek için oralar kayalar kazınmış. Evet. Onun için oraya. Kızı istemiş de babası da demiş git imkansız bir şey istemiş ondan. Dağları öldü. Del falan öldü, demiş. Şirin öldü demişler. He. Bu sefer o da o şey kayaları oyduğu... Külünk mü bir şey diyorlar herhalde ona tam bilemiyorum yanlış bir şey söylemeyeyim ismini.
o kırdığı kayaları ağır şeyi, aleti kendi fırlatıyor havaya, üstüne düşüyor ve ölüyor bunu. Yani bir tür ölüyor, intihar ediyor herhalde. Aşkı yüzünden. Ne kadar da güçlüymüş, taşı havaya falan büyük fırlatmışım. Büyük bir aşkla. Eskidenden mi acaba böyle hikayeler varmış? Bir sürü hikayeler var. Evet, bunları hepsini doğrayacağız. Şeydi bol mi? Yeşil olması gerekiyor. Evet. Bayılırım, en sevdiğim. Dereotu da maydanozlu birer demet. İncecik incecik. Peki. Hep mi Amasya'da yaşadın? Daha başka yerlerde yaşadın mı? Amasya'da yaşadım. Yazında orada yazlığa doğdun. Gidiyorum. Orada doğdum. Nerede yani yazın yazdın? Yazın 3 ay Bodrum'dayım. Oh! Yüzmeyi, denizi seviyorsun o seviyorum, zaman. Seviyorum, emekli olduktan sonra böyle bir şey yaptık. Zaten Türkiye'de böyle bir şey var ya, maalesef insanlar her şeyini emekliliğe göre ayarlıyor ya. Ama ben ya. Çok genç emekli oldum. Bir emekli olayım işte şunu yapacağım, bir emekli olayım bunu yapacağım. Çoğu kişi emekli olduktan sonra da yapamıyor. Ay evet. Boş ver diyor, torununa şunu yapayım diyor. Boş ver kızı evlendireyim, çocuğu evlendireyim. Evet. Gene bir şey yapamıyorlar. Ama ben öyle yapmadım. Süper. İyi ben 17 yapmadım. Yaşımda yaşımı büyüttüm, işe girdim. Oh. 37 yaşında emekli oldum. Sıfırdan ev hanımlığına başladım. Süper. Ben hepsini erken yaptım. Nasıl? Ya. Öyle planlı biri misin? Planlıyım, çok planlıyım. Ya. Tabii, hep planlarım. Hiç plansız işim olmaz. Ve hatta A planı, B planı, C planı olur muhakkak. Plansız hiçbir şey yapmam. Şimdi mercimeğimiz bir taşım. Mercimeğimizi koyduk. Kaynadıktan sonra yarmayı ekleyeceğiz. Tabii. Onu ne kadar ekleyelim? Onu da bir bardak ekleyebiliriz. İki bardak eklemiştik. İlk suyunu dökmeden mercimeğin içine bir bardak yarma. Kırık buğday, yarma. Kırık bulgur, buğday yani. Yarma deniyor. Yarma deniyor. Evet. Onu da attık. O da pişecek şimdi. O arada ekmekleri doğrayalım. Doğrayalım. Altına sunumu. Evet. Sen bölerken ben kızartmaya başlayacağım. Bir yandan sosunu yapalım mı? Yapalım. Üstüne asıl böyle bir pastırmalı sosun var. Evet, Nurselciğim. İstersen pastırmalarımız soğanım orada hazır. Bir de kekimize de bak istersen. Birazcık daha bekleteceğiz. Tamam. Nasıl olsa fırınla işimiz yok. Pişsin evet. Orada. Yarma ile mercimeğimiz pişiyor. Pişiyor. Altta, biz içini hazırlayalım. Kızarmış ekmekleri var. Bir de üstte şimdi sosu var. Sosu sana var. Ne vereyim? Tava vereyim. Dur şunu. Ben soğanı elimle doğruyorum. Böyle küçük olur, bıçak alabilir olur. Miyim? Anne usulü. Anne usulü. Tahtada yapamıyorum. Yaşıyor mu annem, baban hayatta mı? Babam yok, kaybettik de annem Allah yaşıyor. Allah rahmet eylesin. Evet. Annen güzel yemek yapıyor mu? Çok güzel yemek yapar. Ben annemden öğrendim yemek yapmayı. Getir ben onu. Şuna da yapalım. Alayım. Pastırmalarımızı da doğrayalım. Tamam. Salça koyacaksın buna. Salça da koyacağız. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ. Evet, sıvı yağ koyuyoruz. Tasarruflu mu yapalım pastırmasını? Bol mu olsun? Tasarruflu yap mutfağımız bence. Mutfağımız zengin mi? Nasıl? Dermişim. Ben idare eden yanayım her zaman. Biraz idareli mi olsun? Çok olsa da ben mesela çok param olsa da geçen arkadaşlarımla konuşurken onu söyledim. Kızım ne isterse yapmam asla. Hemen ilk istediğinde yapmamaya çalışırım. Ben öyle görmedim. Çocuklar böyle biraz yokluğu bilmeli. Kesinlikle. Böyle her istediği yapılmamalı, şımartılmamalı. Ben de öyle düşünüyorum. O kadar evet. Kolay değil hayat yani. Böyle her şey tost pembe gibi gösterip sonra gerçek hayatla yüzleştiğinde böyle kalıyor ya bazı çocuklar. Bence kalmamak için evet. Yüzünden oluyor. Soğanımızı biraz evet. Önce kadar... soğan onu daha sonra koysaydık. Ha, koydum. Olsun. O fark etmez. Koydum. gram kadar pastırma. Küçücük soğan gibi doğramışsın. Evet, ufak ufak.
Sokaç derler buna birçok ilde. Bizde öyle değil mi? Yok, bizde sadece sos diyoruz. Sosu bunun içine alıyoruz. Bunun içerisine alacağız. Şöyle çok da öldürmeyeyim. Öldürmeye gerek yok. Kapattım. Evet, buraya boşaltıyoruz. Evet, öf. Nasıl çekti suyunu değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Birazcık sulu olması biraz lazım. Ilıklaşması gerekiyor mu? Hayır hayır. Şimdi hemen kaynak. Bunları doğruyoruz ve üzerine boşaltıyoruz. Ha, bunun içine alıyorsun. Tabii bunun içerisine boşaltıyoruz. Aa, tamam. Üzerine belki sos şöyle görüntü peki olarak yapabiliriz, biraz bırakabiliriz. Evet, azıcık bırak istersen. Böyle boşaltıyoruz. Bir demet dereotu, bir demet maydanoz. Bir demet soğan. İki bardak, bir bardak daha ekledik sonradan, yarma, bir bardak mercimek. Evet, iki bardak mercimek, iki bardak yarma. İki bardak bu mercimek yarma, koydu, evet. Öyle mi? Sıcak bat bu, tarifi bu. Bu tamam, bunu kapatabilir kapatıyoruz miyiz? Kapatıyoruz. Kapatalım. Ve direkt kaba alıyoruz. Kaba alıyoruz. O kadar canım istedi ki, böyle şey, sağlıklı, sağlıklı şey çok hissettim sağlıklı böyle. Yemek. Oh, ne kadar sağlıklı dedim, yiyeyim hemen oldum. Bayat ekmeklerimizi böylece değerlendirmiş oluyoruz. Şimdi üzerine boşaltalım. O kadar da şambul şumbul sulu değil yani, harika bir şey oldu. Ne kadar basit ama ne kadar güzel oldu. Sunumumuz da çok güzel oldu, kabul edin. Eline sağlık. Harika. Evet. Kekimizi. Şimdi kekimizi de sıcak kızarmış ekmekleriyle son derece hazır.